Son günlerin trendi emzirme koçları anneleri nasıl yönlendiriyor? Anneler bebeklerini nasıl emzirmeli? İşin uzmanlarına sorduk. Bakalım neler anlatmışlar. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Cevahir Tekcan ile birlikteyiz. Cevahir Hanımcığım, başlamadan önce ben de şunu belirtmek istiyorum. Benim de hiçbir tecrübem yok. Anne değilim. O yüzden ben de ekran başındaki izleyicilerimizle beraber bilgileneceğim. Süt nasıl oluşuyor bayanlarda? Şimdi tabii annelik bir kadının yaşayacağı en güzel deneyim ve insanlar gebeyken özellikle son dönemlere yaklaştıkça işte bebeğimi ben nasıl besleyeceğim, sütüm yetecek mi yetmeyecek mi onun kaygılarına düşerler. Süt oluşumu genellikle gebeliğin 12. haftasından sonra başlar. Yani 12. haftasından sonra memelerimiz süt dolmaya başlar. Doğumdan sonra meme başının uyarısıyla birlikte oksitosin denilen bir hormon salgılanır ve memelerden süt salınımı başlar. Peki bazı bayanlarda süt oluşumu az oluyor ve sütlerinin gelmediğini söylüyorlar. Bu neden kaynaklı? İlk başlarda doğumla birlikte o memelerimizde hazır bekleyen ve daha sarımsı, daha kıvamlı, miktarı daha az olan ve bizim aramız halk arasında ilk ağız sütü denilen ve tıbbi anlamda da kolostrum denilen ilk süt gelmeye başlar. Miktarı azdır ama yağ açısından, protein açısından ve bebeği enfeksiyonlara karşı koruyan antikorlar açısından çok zengin bir süttür. Daha sonra doğumdan sonrası ki ikinci, dördüncü günden sonra ise geçiş sütü dediğimiz yine protein, yağdan zengin, daha böyle sıvımsız süt gelmeye başlar. Asıl gerçek anne sütü doğumdan sonraki 15 günde doğumdan gelmeye başlar. Evet. Bugün Dünya Sağlık Örgütü ve pek çok pediatri ve kadın doğum kuruluşu 6 ay bir bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesini önerir. Biraz uyanık olmak 6 lazım. 6 ay bir bebeğin sadece anne sütüyle. Peki 6 ay diyelim ki sütünüz gelmedi. Bebek için bir zararı var mıdır? 3 ay emzirebildiniz. Yani bebek için zararı şu. Şimdi anne sütü bebeği enfeksiyonlardan koruyan, eğer sağlıklı besleyiyorsanız bebeğinizi kilo alması için yeterli miktarda maddeyi içeren bir formüldür aslında. Eğer yeterli miktar, şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Uzun süre anne sütü alan bebeklerde ileriki hayatlarında obezite, ki çağımızın hastalığı biliyorsun, diyabet ve bazı kanser gelişimlerinin azaldığı söyleniyor. Peki sütümüzün yeterli olması için neler yapmalıyız? Sütümüz eğer azsa? Emziren annenin ekstra bir şey yemesine gerek yok. Yani dengeli bir beslenme. Ne demek bu? Karbonhidrat, protein, yağdan ve sebze ve meyveden dengeli bir beslenmeyle emziren annenin bu şekilde beslenmesi yeterli. Nasıl beslenmemiz gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini Cevahir Hanım'dan öğrendik. Şimdi de son dönemlerde moda olan emzirme koçu hakkında bilgi alacağız. Bunun için emzirme koçu ebe Esra Ertuğrul'u yanıma davet etmek istiyorum. Buyurun Esra Hanım. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Esra'cığım. Hoş geldin. Şöyle yanıma alayım sizi. Ay bebeğimiz de geldi. Evet. Tabii maket bebek kullanıyoruz biz. Çünkü adı üstünde bebek, ne olacağı belli olamaz, ağlar durmaz. Evet Esra Hanımcığım, bebek nasıl emzirilir? Bebek normalde, anne de bebek de esasında içgüdüsel olarak bebeği kucağınıza verdiğiniz hiç bilmeyen bir anne de alır ve memesini yerleştirmeye çalışır. Bir şekilde bebekte de çünkü içgüdüsel olarak ne yapması gerektiğini bilir ki hocam da bilir, bebek doğduğu zaman karnına bıraksanız bile o kendi tekleyerek göğsündeki salgılanan kokuyla gelir memeyi kavrayıp tutmaya başlar. Peki doğru şekilde nasıl öğrenebilir bebek emmeyi? En önemli şey hastaneden taburcu olmadan bebek hemşirelerinden bu tekniği öğrenmeleri annelerin. Burada ben birazcık bahsedebiliriz esasında. Tabii. Şimdi bebekle... O halde şimdi bebek emzirme tekniklerine geçiyoruz. Tüm anneler ve anne adayları ekran başına. Buyurun Esra Hanım, nasıl emzireceğiz? Şimdi bebekleri tutarken bir kere zaten hem boyun hem beyinden kavramamız gerekiyor. Çünkü başlarını kontrol edemedikleri için bir oradan sabitliyoruz. Bir takım isimler vardır zaten hocam da bilir. Klasik tutuş, işte futbol topu tutuş şöyle gibi tutarız değişik genelde, değişik böyle falan isimler yaparız. Yapılır ama çok kafaya takmamak lazım isimleri. Burada birinci dikkat edeceğimiz şey bebekle annenin göğsü birbirine paralel olmuş olması çok önemli. Bebeğin burnu annenin meme ucuna paralel bakıyor olması ve karın karın olmanız. Hangi tipte tutarsanız dıkı tutun, bebeğiniz sanki eli iki eliyle memenize sarılıyormuş gibi olması gerekiyor. Alttaki elini aşağı indirdim, bütün vücudunu kavradım.
Şöyle göstereyim. Şimdi göğsümüzü bütün anneler, siz de bilirsiniz, herkes makaslar. Böyle makaslayarak tutar. Biz bu makaslama tekniğini önermiyoruz. Tutuş şeklimiz C şeklinde olmalıdır ki şu parmağımızı C da şeklinde. Evet, şöyle alttan yani kavrayıp aşağıdan biraz göğsümü yukarı evet kaldırıp parmağımla da şurayı hafiften bastırmalıyım. Ve bebeğim ağzının etrafına dokundurduğum zaman memurcunun ağzını kocaman açar. Açtığı anda aşağıdan ağzının içine memeyi iyice yerleştiriyorum. Ve burada bebeğin üstüne eğilmiyorum. Bebeği kendime doğru çekiyorum. Bebeği mememe tutturduktan sonra da istiyorsanız bunu başta da yapabilirsiniz. Bir tane, birkaç tane yastıkla kolunuzun destek altında destekleyip sabitliyoruz. Şimdi bebekler ortalama 3 kilo olduğunu düşünün. Emzirmeye başladınız. Bir süre sonra çıkıyor. Bu 10 dakika bitmiyor. Böyle yarım saat bekliyor. Bazen bir saat. Evet. Keyif. Çünkü keyif çıkarıyor orada. Yani o bir kere anne kokusunu duyuyor. Karnını doyurmak demek değildir emzirmek sadece çünkü. Orada keyif yaparken de bir süre sonra sizin bu kolunuz eğer böyle boşlukta kalırsa yorulursunuz ve doğal olarak kaydırırsınız. Kaydığınız zaman da bebek meme ucuna kayar ve meme ucu yaralarınız hiç geçmez. Doğru emzirseniz bile. O yüzden mutlaka kolun altını destekleyerek tutuyoruz. Bazı anneler görüyorum etrafta bir yandan iş yapıyorlar, bir yandan da böyle çocuk kucaklarında emziriyorlar. Bir süre sonra onu yapar hale geliyorsunuz. Bu dediğim teknik kısmı alışa alışa ilk günler için geçerli. Bir süre sonra bebeği şöyle kolunuzu altına sokup hem emzirip hem yemek yapıp hem başka işler yapabilir bunun hale geliyor. Bunun bebeğin bir sakıncası yok. Hayır. Ama bazen öyle bir şey olur ki benim oğlum da aynı şekildeydi. Anne için de olabilir, bebek için de olabilir. Ben şu an oyuncak bebeği tutarken bile bu taraf bana ters geliyor. O zaman futbol topu dediğimiz bir başka isimle anılan bir tutuş şekli var. Ben şimdi yastıksız göstereyim daha rahat olacak. Yine bebeğim bakın mememe sarılıyormuş gibi duruyor burada. Kolunu indirdim aşağıya. Vücudumu komple kolumla bebeğimi destekledim. Yine C şekli yaptım. Bebeğimi buradan yerleştirdim. Kafasını çok fazla sıkmamamız gerekiyor evet, tabii. Burada sadece bebeği bakın kolum boyunca tutuyorum. Ve burada tutup şunu şöyle ittirmeyeceğim. Şimdi kafayı böyle ittirdiğimizde şöyle düşünün. Yemek yerken birisi kafanızın arkandan itse ne yaparsınız? Doğal olarak refleks olarak geri ittirirsiniz. Eğer bir anne bu şekilde tutuyor ve bebek sürekli kafayı böyle ittiriyorsa şu elin dikkat etsin. Buradan basınç yapmayacağız. Kolumuzla komple basınç. Yani bebeği kendim bu şekilde yerleştireceğim. Bu şekilde tutarken de daha çok emzirme yastıkları değil de bu yatarken kullandığınız baş yastıkları var. Onlarla daha rahat oluyor. Yani şey olsun. Daha rahat tutabilirler. Düz olduğu için onu böyle düz yapıp bebek şimdi böyle dururken hop kayıyor buraya. Bunun üstten buradan tutmuş. Bu yöntem ters gelenler için de iyi. Bir de sezaryanda bazen bu ayak, bazı bebekler çok hareketli oluyor ve buraya pıtı pıtı böyle vuruyorlar. Dikişlere geliyorsa bebeğin ayakları, anne rahatsız olabilir. O zaman da futbol topu tutuş. Futbol topu tutuş. İşe evet yarayan bir yöntemdir. Aslında bebeğinizi tanıdıkça şeklini, tutuş biçimini değiştirebilirsiniz. Tabii tabii. Yani temelde dikkat edeceğimiz nokta bebeğin ağzını kocamanlaştıracağız ve kahverengi alanı olabildiğince ağzının içine yerleştirmek. Onun dışındaki tutuş şeklinin çok bir önemi yok. Dışarıdan bakıldığında ne kadar kolay gözüküyordu. Hatta ben de emzirme koçu ne bu kadar ki diyordum. Meğer ne kadar öğrenmemiz gereken şeyler varmış. İlk haftalar karışık oluyor biraz. İşte o zaman destek. Hani ilk bir ay bir destek almak lazım. Tabii annenin sakin olması, stressiz olması bunları bir sürü kadın yaşıyor. Sadece yaşayan tek onlar değil. Şimdi emzirme danışmanına ulaşamayan ya da çünkü bunlar biliyorsunuz özel şeyler. Her hastanedeki bebek hemşiresinden yardım alabilirler. Çocuk doktorlarından yardım alabilirler. Çünkü taburcu olmadan öncesi ya da sonrasında hiç fark etmez. Çünkü temel şey stressiz, sakin bir şekilde bazılarından doğru insanlardan yardım alarak bu işi baş edebileceklerine inanıyorum ben. Çok teşekkür ediyorum ben size Esra Hanım, Cevahir Hanım. Biz teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz bilgiler için. Anne olmak gerçekten çok güzel bir şey. Tüm anneler ve anne adayları doğru ve başarılı bir şekilde emzirme tekniklerini öğrendiniz. Ve tabii ki bebeğimiz doğmadan önce de nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Doğduktan sonrasında en başta bence stresten uzak durulmalı ve yediğimize içtiğimize dikkat etmeliyiz. Anne olmak gerçekten çok kutsal bir şeymiş. Bütün detayları şimdi öğrendiğimde bir kez daha saygı duydum. Bol bol emzirin, emzirmenin keyfini çıkarın. Son Moda programını da izlemeye devam edin.